Merhaba arkadaşlar. Bugün içerik yönetim sistemleri dersimizin ikinci ünitesi olan içerik yönetim sistemleriyle çalışmak ünitesini işleyeceğiz. Ünitemize başlamadan önce ünite kapsamında belirlenmiş olan amaçları size paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ünitemizin amaçları şu şekildedir. İçerik yönetim sistemi türlerini açıklayabilmek, kaynak kodlar açısından içerik yönetim sistemlerini sınıflayabilmek, kullanım alanları açısından içerik yönetim sistemlerini sınıflayabilmek, içerik yönetim sistemlerinin çalışma prensiplerini açıklayabilmek ve içerik yönetim sistemlerinin tasarım ve kodlama özelliklerini açıklayabilmek şeklindedir. Konumuza başlarken ilk olarak açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemlerinden örnek vermek istiyorum arkadaşlar. WordPress, Joomla, Drupal ve Craft GMC gibi e, içerik yönetim sistemleri açık kaynak kodlu olan içerik yönetim sistemlerine örnek olarak verilebilir. Kullanımları açısından içerik yönetim sistemleri ise şu şekildedir arkadaşlar. Eğitsel uygulamalar, bireysel uygulamalar, kurumsal uygulamalar, e-ticaret uygulamaları, haber servisleri, mobil uygulamalar ve bileşen uygulamalar şeklindedir. İçerik yönetim sistemlerinin temel bileşenleri ise kullanıcı yönetimi, içerik yönetimi ve sistem yönetimidir. Arkadaşlar bu unsurların, bu bileşenlerin detaylarına lütfen ilgili ün ünitemizden ulaşın ve okuyun arkadaşlar. İçerik yönetim sistemlerinin tasarımı ve kodlanması aşamasına değinmek istiyorum. Bu aşamada özellikle kullanılabilir içeriklerden yani nesnelerin içerik yönetim sisteminin görünen yüzü olan temaların ve içerik yönetim sistemlerini daha kullanışlı hale getiren eklentilerin önemli olduğu söylenebilir. Burada öğrenme neseninin üstün yanları şu şekilde sıralanabilir. Oluşturulan içerikler tekrar tekrar kullanılabilir. Üst veri etiketleri sayesinde güncelleme, arama ve içerik yönetimi kolaylıkla yapılabilir. Bireyin veya grubun ihtiyacına göre içerikler özelleştirilebilir. Zamanın ve içeriğin doğru kullanılmasına olanak verir. Bireylerin dikkat sürelerini verimli kullanmayı sağlar ve internet aracılığıyla çok fazla öğrenme nesnesine ulaşılabilir. İlgili ünitemizin önemli kavramlarından biri de SCORM'dur arkadaşlar. O yüzden skorma da değinmek istiyorum. 1997 yılında Amerika Savunma Bakanlığı tarafından bilgisayar destekli öğrenme materyallerinde belirli bir standart oluşturmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda skor modeli meydana gelmiştir. Bu model paylaşılabilir içerik nesnesi referans modeli anlamına gelmektedir. Kitabımızdan bir görsel uh, aldım arkadaşlar. Çözünürlüğü çok iyi olmamasına rağmen kullanmak istedim. Burada skorumu bize anlatıyor. İlk önce bir paylaşılır içerik ne ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra öğrenme yönetim sistemi kullanılıyor. Ve bu bir aktarım aracıyla öğrenenlere ulaştırılıyor arkadaşlar. İçerik yönetim sistemlerindeki kodlama unsurları ise şu şekildedir. Nesneler, temalar, lisanslama, dil desteği, görsel tasarım, kullanışlılık, güncelleme ve eklentiler şeklindedir. Bu kavramların her birinin detaylarına ilgili üniteden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İçerik yönetim sistemlerinde en kullanabilirlik kavramına değinmek istiyorum son olarak. Kullanılabilirlik kavramı önemlidir arkadaşlar. İçerik yönetim sistemlerinin kullanılabilir olması gerekir çünkü. Kullanılabilirlik bir uygulamada belirlenen görevlerin hedef kitle tarafından gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlar bir uygulamanın kullanılabilir olabilmesi için ise etkinlik, verimlilik ve memnuniyet unsurlarına bünyesinde bulunulması gerekir. Dolayısıyla bir içerik yönetim sisteminin kullanılabilir olabilmesi için etkinlik, verimlilik ve memnuniyet ögelerini barındırması gerektiği söylenebilir. Arkadaşlar ikinci ünitemizin e, özetini bu şekilde e, yapabilirim. Lütfen e, bahsetmiş olduğumuz bu kavramların detaylarına ilgili ünitemizin kitaplarından da ulaşmaya çalışın. Kolay gelsin diliyorum. Görüşmek üzere.